biliyorsunuz mutfaktaki en önemli şey biraz da şıklık. Yani yediğimiz içtiğimiz her şeye biraz şıklık katarsanız al birisi de çoğalıyor. Dünkü yemiş olduğunuz nalan hatırlıyor musunuz? Çok İkbalcığım. Ben dün bir de o büyük değirmeni köyünden gelen narı ayıklayıp hallettim. Muhteşem bir şeker olsun. Şu kadar iri iri selam olsun oradaki bütün köy halkına. Selam olsun. Şimdi bütün meyvelerden bunu yapabilirsiniz. Mevsim nar mevsimi. Ben buz kalıplarının içine nar tanelerini ayıklayıp koyuyorum. Üzerine de birazcık su gezdiriyorum. İsterseniz bir miktar meyve suyu ya da limonata gezdirebilirsiniz üzerine. Bu şekilde donduruyorum. Sonra bir şey ikram etmek istiyorsan ya tabağın yanında, bardağın yanında şu şekilde ikram ediyorum yahut da bardağın içine ilave ediyorum. Şimdi narlı gazozu nasıl hazırlayacağım? Nar suyumu sıktım. Bir bardak kadar nar suyum var. Soda maden suyu. İçine şeker ilave edebilirsiniz. Narın lezzetine ve tadına göre etmeseniz ben daha tercihim. Ekstra şeker almanın manası yok. Maden suyunu da üzerine ilave ediyorsunuz. Ve hele evde benim olmazsa olmazım nane, biraz da nane varsa bir miktar bu hazırlamış olduğunuz suyla nar suyuyla blenderdan geçirirseniz o da farklı ve güzel bir aroma katıyor içine. Bir tane de buz ilave ediyorum. İşte sizin içinde bir sürü dayanıklılık maddesi ya da kimyasal madde bulunan o gazozları alıp içmenize ve tüketmenize gerek yok. Evde narı soyarken üşenmeyeceksiniz. Daha önce de göstermiştik çok kolay. Arkasını şöyle birazcık ortadan böldükten sonra tak 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 vurduğunuz bir kaşıkla bütün taneleri avcunuzun içine dökülüyor. Onu bir tülbent yardımıyla da sıkabilirsiniz. Bir blenderda da sıkabilirsiniz. Katı meyve sıkacağında sıkabilirsiniz. Gönül rahatlığına, çoluğunuza, çocuğunuza ve misafirlerinize ikram edeceğiniz şahane bir gazoz tarif ediyorum. Afiyetle, bereketli olsun. Ellerine sağlık güzel arkadaşım. Buradan gelen bir soruyu soracağım.